Herkese merhaba arkadaşlar. Furkan 2 TV ekranlarında Rent Simülatör'ün yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Her perşembe günü olduğu gibi yine Rent Simülatör için bir bölüm çekiyoruz. Bu bölümü sizlerle paylaşacağız. Bakalım neler yapacağız. Bir sürü ırgatlık işimiz var burada biliyorsunuz. Hemen oyunumuzu yükleyelim. Kaldığımız yerden devam etmek adına. Sonuçta bu oyunda ırgatlık bitmiyor. Bakalım ne ırgatlıklarımız kalmış. Neler yapacağız, neler yapmayacağız. En son şöyle bir gözden geçirelim bakalım. Irgatlık noktasında neler yapmamız gerektiğini. Evet, burada bir tavuk çiftliğimiz var. Bunu bırakmamıştım ben ama neyse, oyun bıraktırmış bana. Şuraya peynir dolaplarının şeylerini koymuştum ama ne işler? Bunlar için kalas lazım, demir lazım, değil mi? Ne kadar paramız var hocam? 4 dolar. Çok zenginiz. Şu ışığı yak. Şu ışıkları yak. Şunu da. Tamam. Hayvan işine girmeden önce altyapıyı hazırlıyorum ben. Şöyle. 0.40, 0.40 güzel. Aç bakayım. Bunlar boş. Evet, bir tanesini doldurduk. Bunu da doldurduk. Yemlikler full sayılır abi. Burada civciv vardı bir tane. O nerede o? Ha, orada oralarda gezeleniyor. Tamam, birkaç gün de orada takılsın. Sonra o civcivi alacağız oradan. Bunun yemliğinde yem yok. Al abi. Tamam. Civciv kardeş, sen orada biraz takıl. Şu ışıkları yakalım. 10 tane falan demire ihtiyacımız var. Ağaç işi yapacağız abi. Ağaç işini yapmak için önce ne yapacağız? Şunu. Evet, şurası dar. Burada bol bol kesebiliriz. Evet. Şöyle. İndir aşağı. Bunda küçült. Oh. Ver hocam. Bayağı bir odun alacağız yanımıza. Bu arada yakıt durumu ile ilgili de bir hesaplama yapmamız lazım. Burada çok ciddi bir ağaç kıyımı olacak çünkü. Evet, kütükler, ağaç kıyımları, bir kereste işine yine giriyoruz abi. Sevsek de sevmesek de.
Yay. Ver abi odunumu. Arabayı dolduracağız da kasayı da dolduracağız. Romorku da dolduracağız. Ver bakalım. Gayet güzel kesme biçme işleri. Şu ağacı indir abi ya. Orada benim önümü kesiyor bu. Güzel. Evet, bunu da al. Şunu indir. Aa. Bunu da al. Yani sera da yapabilirim de ciddi anlamda şey lazım. Bu inşaatları yapmak için. Sera yapmak dünyanın en zor işi yok. Aslında peynir işini yapmaktan önce ben bir sera mı kursam abi? Lan cam da pahalı ya. Yine kalaslara çalışıyoruz abi. Yani yine oduna kalasa mecburen çalışıyoruz abi. Evet. Evet, arkaya bayağı bir odun galas koyduk. Ver oğlum. Hocam şunu da alayım. Ki bayağı kasayı bayağı dolduracağız ama. 3.
Tamam. Artık üst üste kaç sıra alır bu römork hiçbir fikrim yok. Artık doldurabildiğimiz kadar dolduracağız bunu. Şimdi oyunun seslerine biraz yükleneceğim. Ağaç kesecektik değil mi? Biz devam. Ha, şuradaydı kütük. Gözler yanıldı. Pardon. Kütüğümüzü. Altı sıra koyamıyoruz. Demek ki buna 5 sıra koyacağız. Sıkıntı yok. Yani aletin kasasına yakın alıyor. Hiç problem değil. Taşımamız iki katına çıktı abi. Eyvah eyvah, hava bozmaya başladı. Bu oyunu hiç şeyini bilmiyorum kardeşim. Bu oyunda sürekli havalar bozuyor. Yani maalesef 5 sıranın üstüne almıyor bu. Bunun büyüğünü alsam daha fazla mal alır da. Büyük römork alacak kadar zengin değilim şu an. Tam buraları iyi dağıttın. Şurada tek başına kalmış şu ya. Şunu mal gibi burada böyle durmasın bu. Bunu kes al buradan. Gel 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 gel. Ulan şu kütükler de burada kalmasın be. Bir yer bulsak onları be koçum. Şu yakınlardan bir ağaç. Şu güzele benziyor. Bunu indirelim. Ya da dur. Onu mu indirelim? Kararsız kalmaktan nefret ediyorum. Kes şunu ya.
Tamam. Güzel. Şimdi saat 15.32. Full full. Şimdi bunu şöyle bir gerileyim.
Evet, kesim işlemlerine devam edebilirim. Bence gayet iyi gidiyorum şu an. Güzel. Bu kadar keresteyi yaptıktan sonra bilmiyorum ne olacak da. Bence şu an kesim işleri gayet iyi ilerliyor abi.
Evet. Bayağı bir malzeme çıktı. Tamam. Şunu al. Üç tane kalası. Üç kalas. Koyduk üç kalas. Ya abi. Şimdi bak. 8. On altı. Sekiz. On altı. Sekiz. Sekiz. Hayvan gibi demir almamız lazım bizim. Bu da 8. Hadi uyuyalım. Uyandık mı? Uyandık. Hemen tavuklara git.
Bir günlük daha var. Güzel. Güzel. Bir günlük daha mal var orada. Şimdi dur. 8-16 dedik. Şu 8'liği de ver. Sekiz. Şimdi. Yumurtaları satmak bir şey değil de. Hocam bu iş böyle olmaz. Hadi bakalım. Deme takalım. Dolapların dolapların Kalas'la ilgili olan kısmı bitti bence de. Evet. Tek bir Kalas kaldı elimde. Şimdi bana metal lazım. Metalin yanında da ne lazım? Metal şart. Şimdi önce şu seracılıkla ilgili kısmı halledelim hocam. Evet, sera. Şimdi ahşap temeli aldık. Çok büyük bir şey yapmama gerek var mı ya? Bitişik yaparsam bir tarafına duvar yapmak zorunda kalmam. Şöyle açalım biraz.
Seranın kapılarını falan yaptıktan sonra çatı. Üçgen sera duvarını yapıp bak çatısı da böyle cam. Abi durum çok kötü. Dur. Şunu al. Buraya koy, oraya koy. Bir dakika. Bunu böyle koyunca olmuyor. O zaman şöyle yapacağız. Vay ananı ya. Abi bu çatı muhabbetiyle başımız belada ya. Bu üçgeni koyup üstüne bunu mu koyacağım? Ne yapacağım? Anlamadım ki. Bak. Bunu böyle koyunca tamam.
Nuriye böyle koydurtmuyor. O zaman yık abi. O zaman bunu şöyle yapacağız. Evet. Tamam. Lan oğlum ne yaptın ya? Tamam. Şimdi şurada kapı var, değil mi? Gel inşaat abi. Dur normal inşaata gelsene be. Ahşap merdiven. Koy. Koy. Tamam. 3 kalas, 2 cam, 3 kalas. Ya bunların hepsi 3'er kalas alıyor ama cam lazım tabii. Buradakilere demir lazım, oradakilere de cam lazım. Şimdi cam mı ucuz, demir mi ucuz? Bir de o kısmı var işin tabii. Evet. Ağaçları indiriyorum. Güzel. Şimdi. Bayağı bir kestik. Hızlıca yüklüyoruz.
Şöyle. Yükle abi, yükle. Yükle anasını satayım. Yükle yükle bitmez bu iş. Ver abi. Yani keresteyle işimiz çok hızlı bitecek de. Oy oy oy, odun yüklüyoruz yine. Bizim bu keresteyle işimiz bitmez ya. Kalasla keresteyle işimiz bitmez bizim. Ver abi. Her yerde bir ağaç. Evet, yüklüyoruz. Burada ağaç olarak ne varsa o. Ne bir eksiği ne bir fazlası kardeşim. Neyse. Kasma oraya bir tane kütük için ya. Şimdi yani iki tane yavaş makineyi satıp üstüne biraz koyup bir tane hızlı makine mi alsam? Belli ki daha çok keresteyle iş yapacağız biz. Ya açık konuşmak gerekirse seradan da para kazanırız. O yüzden serayı kurmaya çalışıyorum ama bir cam nasıl alacağız onu hiçbir fikrim yok.
Bu kadar odunla gidelim tükene. Şimdi indir dungaçlarını. Su doldurak şunun içine de. Tavukların suyu bitmiştir diye düşünüyorum. Hayvanlara su vereyim. Ver bakalım. Oğlum bunların ne yemi var ne suyu. Çok yiyorlar ya. Hemen hemen arazi olacak ya, hemen hiç durur mu anasını sattığım şerefsiz ya. Salacağım doğaya, geberip gidecek. Dört nokta yedi. Kapat abi. Ver yem çuvalını. 5 tane tavuk, 2 çuval şeyi nasıl yediniz? Ben onu anlamadım. Yani bu yem çuvalları çok da kazandırmıyor yani. Aslına bakarsan batırıyor yani. Hop kapat. Son çuval. Evet. Sepeti aldık. Başlayalım değil mi? Ulan ben böyle şansın içine edem yahu. Yumurta toplayalım abi. Yani oldu. Al sepeti. Sınırsızdı bu. 400 tane falan alıyordu oyun ilk geldiğinde ya. Lan. Topla abi topla.
Işıklandırma işini çok iyi yapmak lazım ya. Bu boş. Bu da boş. Bu da boş. Dolu yumurtayı tutunca cak cak bağırıyor zaten. Görmüş olduğun üzere. Ver şunu lan. Saklan. Bir müddet beni görmesin abi. O en dibe koyduğum dolu yumurta. Bir dakika, bu da mı dolu? Oğlum iki tane dolu yumurta var lan orada. Uğraştığımız işe bak ya. İki tane yumurta anana avradını. Tamam. Neredeyse 80 tane yumurta çıkarttım. Gel oğlum. Koy sepetleri. Hoppa. Hacı Emmi'yi uyutalım değil mi? Evet arkadaşlar, Rain Simulator bu bölümü de burada sonlandıralım değil mi? Artık adamı uyuttuk. Akabinde şimdi tavuk satmaya gideceğiz bir sonraki bölümde. Ondan sonrasında da başka şeyler yapacağız. Şimdi para lazım. Yemleri bitti. Bu hayvanlara yem almamız lazım. Şu an paranın hepsini yeme gömebilirim. Öyle görünüyor. Belki 3-5 bir şey kalırsa tek tük malzeme almak için kullanabilirim ya da yakıt parası ayırırım kendime. Her ne ise diyorum arkadaşlar. Yeni videoda, yeni oyunlarda tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet.